uzaydaki dev boşlukların amacı nedir? Eğer evren daha dar olsaydı neler olurdu? Az sonra. Dünyada alışık olduğumuz mesafe ölçüleriyle karşılaştırıldığında uzaydaki gök cisimlerinin aralarındaki uzaklıklar olağanüstü boyutlardadır. Dünyada bulunduğumuz yerden gidebileceğimiz en uzak nokta yaklaşık 15 bin kilometre mesafededir. Her gün kendimize çok yakın hissettiğimiz Güneş ise bu mesafeden 10 bin kat daha uzaktadır. Çünkü Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 150 milyon kilometredir. Bundan daha uzak mesafeler artık ışık yılı adı verilen uzaklık ölçüsüyle ifade edilir. Bu, ışığın bir yıl içinde gittiği mesafedir ve tam 9 trilyon 460 milyar kilometre gibi büyük bir uzaklığa karşılık gelmektedir. Bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisi ise Güneş sistemimizden tam 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Evrende Andromeda gibi yaklaşık 100 milyar daha galaksi olduğu da hesaba katılırsa anlaşılır ki uzaydaki dev mesafeler insan aklının kavrama sınırlarının çok ötesindedir. Peki evren neden bu kadar geniştir? Bu sorunun cevabını araştıran bilim adamları, evrenin genişliğinin de özel bir dengeye sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Gök cisimleri arasındaki dev mesafeler, gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağlamaktadır. Hesaplamalar göstermektedir ki, eğer uzaydaki bu mesafeler biraz daha az olsaydı, yıldızlar arası çekim güçleri gezegenlerin yörüngelerini kararsız hale getirecek ve sapmalara neden olacaktı. Eğer uzaydaki mesafeler biraz daha fazla olsaydı, bu kez de süpernova patlamalarıyla uzaya fırlatılan ağır elementlerin diğer yıldızlara ve gezegenlere düşmeleri çok seyrek olacaktı. Bu yüzden de Dünya, yaşam için zorunlu olan hayati elementlerden yoksun kalacaktı. Sonuçta bu konuda yapılan hesaplamalar çok ilginç bir gerçeği ortaya koymuştur. Yıldızlar arasında şu an var olan mesafeler bizimki gibi bir gezegen sisteminin var olabilmesi için en ideal mesafelerdir. Profesör George Greenstein, The Symbiotic Universe, Simbiyotik Evren adlı kitabında evrendeki boşlukların önemini şöyle anlatır. Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ancak tek bir önemli fark olurdu. Bu manzarayı seyredecek olan ben var olmazdım. Uzaydaki bu devasa boşluk bizim varlığımızın bir ön şartıdır. Evrendeki gök cisimlerinin arasındaki büyük boşlukların bir diğer faydası ise, Dünya'nın uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleriyle çarpışmasını engellemesidir. Eğer evren daha dar olsaydı, uzayda gezinen dev meteorlar Dünya'ya kolaylıkla çarpabilir ve bu da Dünya üzerindeki yaşamı yok ederdi.
tüm bu dengeler göstermektedir ki evrendeki gök cisimlerinin dağılımı insanın yaşamı için tam olması gereken ölçülerdedir. Dev boşluklar rastgele ortaya çıkmamıştır. Allah bu boşlukları belirli bir amaçla yaratmıştır. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Bu film boyunca incelediğimiz bilgiler bizlere önemli gerçekleri göstermektedir. Allah'ın varlığını inkar eden ve evrenin yaratılmadığını iddia eden materyalist felsefe, çağdaş fizik ve astronomi karşısında çökmüştür. Bilim, evrenin Allah tarafından yoktan yaratıldığını ispatlamaktadır. Dahası, yoktan yaratılan bu evrenin her detayında ilahi bir plan, düzen ve tasarım vardır. Allah, biz insanlar için en ideal olan dengeleri kurmuştur. Tüm evren, sonsuz bir bilgi, güç ve akıl sahibi olan Yüce Allah tarafından yaratılmıştır ve biz insanlara düşen görev de Allah'ın bu ihtişamlı yaratışını takdir etmektir. Allah, Kur'an'da biz insanlara şöyle seslenir. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.